Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Çok uzun bir aradan sonra yeniden sizlerle beraberiz. Yaklaşık bir 5-6 ay olmuş olması lazım. Video atmıyorum. Hani YouTube'a ara verdim. Önceden de birkaç kere ara vermişliğim olmuştu. Ama artık hani kendime bir karar aldım ve YouTube'a devam etmem gerektiğini düşündüm. Artık inşallah YouTube'a devam edeceğim. Birkaç tane açıklama yapmak istiyorum. Bir tane kurusu kaldım. Ben ilk başladığım video, YouTube'a devam ettiğim video bu olsun istiyorum. Bu kuruskuyla devam edeyim istiyorum. Önceki bıçak videolarım falan filan vardı ama hiç kuruskı silah videolarım yoktu. İlk defa bir kuruskı videosu çekeceğim. Bu kuruskuyu da evde tutuyorum. Zaten gördüğünüz gibi hani yağısı, osu, busu ve kutusundan, temizliğinden anlamışsınızdır belki de. Hani sadece koleksiyona koymak için almış olduğum bir kutu. Pardon, almış olduğum bir silah. Bunu da full evde tutacağım. Diğer bıçaklarda da olduğu gibi onlar da hep evde kalıyor zaten. Bu silah da evde kalacak. Bazı arkadaşlar bana YouTube'dan olsun, Instagram'dan olsun çok fazla yorum, mesaj atıyor. İşte abi, kardeşim, işte ismimle hitap edenler. Hani artık YouTube'a geri dön, iyi olur, işte şöyle olur, böyle olur. Nedenini soranlar var falan filan derken gün geçtikçe fazla fazla yorum almaya başladım YouTube'dan. YouTube'u ara verdiğim zamanlar yaklaşık bir haftada 2-3 tane yorum geliyordu ama şimdi günde 3-5 tane yorum alıyorum. Yeniden o kitleye iyi olması için hem benim için hem sizin için başlamak istedim. Şimdi başlıkta da görmüşsünüzdür. Silahımızın markası ve modeli BlowTR92K. Şu iki tane yağı kenara koyalım. Şu yedek şarjör, uzatılmış şarjörü ve mermisini de kenara koyalım. Silahımızı ortaya koyalım. Şimdi arkadaşlar, kutusunu açmadan önce söyleyeyim. Yani bunu silahlarla çok haşır neşir olduğum için söylemiyorum. Çok bilgili olduğum için de söylemiyorum. Tam tersi. Bıçaklarda daha çok bilgiliyim. Bıçaklarda daha çok bir bilgim var. Yani silahlarda pek fazla bir bilgim var denilmez. Ama bunu 18 yaş altından küçükler maalesef ki alamıyor üstüne. Yani ruhsatı veya izini bulundurma belgesi falan hiçbir şey bir şekilde ulaşamıyor. Bunun için 18 yaşınızdan büyük olmanız gerekiyor. Benim de yaşım tutmadığından dolayı ailemden bir büyükle beraber aldık. Tamamen ailemin bir bireyinin üstüne. Hani hiçbir şekilde benim üstüme yapılmadı bu silah. Ki 18 yaşına girmeyen herkes hani zor almaları, işte yok aileden birisini götür, işte yok izin versinler sana, o olsun bu olsun, çok uğraştırıyor. İşte karakola git, albayısına git, onu tekrar oraya götür falan, hani çok uzun işler oluyor ama yapacak bir şey yok. Hani seviyorsanız bunlara da katlanacaksınız. Ben çok uzun uğraşlar sonucunda aldım, tamamen yasal olsun istemiştim ve İstediğim gibi de oldu. Zaten hani bunları biz koleksiyon amaçlı yaptığımızdan dolayı hep yasal olsun isteriz ve hani yasal da oldu. Şimdi silahın şeyini açıyorum. Şöyle bir bez var. Bezi silmek için koyuyordum ve kutuya daha çok silah sıkışsın, hareket etmesin diye koymuştum. Silahımız şu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi. Şarjöründe şöyle bir Türk bayrağı var. Sanırım biraz ışığı kısmamız gerekiyor. Bu silahta benim en çok ilgimi çeken şey alırken şu kanallardı. Şuradaki. Hani bir kurusık silahta bu kadar çok ilgilenilmesi ve uğraşılması gerçekten çok güzel bir şey. Hani güzel bir silah. Çoğu kuruskudan daha güzel bana göre bence. Çünkü ben bunu almadan önce çok fazla kuruskuyu araştırmıştım ve bulamamıştım güzel. Ve en son
Bunu buldum ve hani gerçekten çok güzel bir silah. Hem şurasının şu yüksekliği, buradaki B harfi bile hani gerçekten silaha çok şey katmış. Zaten bloların çoğunda bu var da hani bilgi olsun diye sadece hani ilgimi çeken şeyleri söylüyorum. Silah 215 TL'ye aldım. Yanımda şöyle göstereyim. Bir kutu mermiyle beraber aldım. Şöyle gördüğünüz gibi bir kutu mermiyle beraber aldım silah. Ek olarak da zaten hani silahlarımızı yağlamak amaçlı hani ayda bir, 2 ayda bir falan yağlamamız gerekiyor ve bu yüzden de yağ aldım. Hem korunması için işte o su için, bu su için falan. Geçenlerde içini falan açtım, söktüm silahı ve bu yağla yaptım. Gerçekten hani fark edebiliyorsunuz siz de yağlanınca silahın ne kadar iyi olduğunu. Bir de şöyle bir yağ var ama bu yağ değil, pas sökücü gibi bir şey. Hatta zaten yazıyor burada. Sıkışmaları falan filan hani daha iyi bir şekilde getiriyor. Ek olarak Blower'ın silah aldığımızda şöyle şarjör verir, 30'lu. Bunu her zaman Blow silahı aldığınız zaman isteyin. Yoksa da getirtmesini söyleyin. Hani çünkü bu şarjör gerçekten önemli. Hiçbir zaman şu içindeki şarjöre mermi koymuyorum. Ama bu uzatılmış şarjörde 3 tane mermi koyuyorum. Hani zaten dışarıda duruyor falan. Şöyle göstereyim. Burası bilirsiniz zaten emniyet için yapılmış bir şey. Gibi. Arkalı önlü 2 tane var zaten. Çekiyorum silahı. Şöyle. Kaldı. İçinde mermi olmadığı için ve şarjörü olduğu için. Şuradan şurayı gördüğünüz gibi şurayı aşağı itiyorsunuz ve silah yerine tekrardan oturuyor. Şurayı da isterseniz böyle ateş edebilirsiniz. İsterseniz böyle kaldıktan sonra şurayı, buraya önce burayı sıkıp sonra burayı tutup indirebilirsiniz yavaşça. Çünkü buradaki horoz denilen yere zarar veriyor. Bunu yapmamanızı tavsiye ediyorum. İsterseniz bir 30'lu şarjörü de takalım. Gerçekten çok güzel bir silah. Hani ben ateş ettim ve sesi gerçekten müthiş bir silah arkadaşlar. Hani sesi efsane. Yani zaten eğer ki böyle bir silaha sahip olmak istiyorsanız ve alırsanız hani yüksek fena bir ses veriyor. Diğer kuru sıkılardan daha güzel bir ses veriyor. Şöyle bakın 3 tane mermi var içinde. Gördüğünüz gibi. Çekiyorum. Şu an mermiyi verdi gördüğünüz gibi. Buradan çıkaracak. Gördüğünüz gibi. Şarjörü çıkaralım ve içine bakalım mermi var mı yok mu? Tamam, yok. Dediğim gibi arkadaşlar silahımız böyle. Gerçekten hani efsane bir silah. Anlatılmaz yaşanır gibi bir silah yani. Öyle diyeyim size. Kapatamadım ama. Arkadaşlar av bayilerinden yani rahatça bulabilirsiniz bu silahı. Çok farklı renkleri var. Belki fotoğrafını koyma şansım olur ekrana. Burası sarı bir rengi oluyor böyle plastik gibi. Burası aynı bu renk olan silahlar var. Aynı bu böyle bu modelde. Tamamen simsiyah olan var. Tamamen gri olan var. Farklı farklı renk tonları var bu silahın. Zaten kuru sıkı aldığınız zaman her zaman şu yağı da almanız gerekiyor. Ve hani boşu boşuna silah almayın. Şarjör de gerekiyor. Belki albay size ücretsiz verebilir bunu. Belki ücretli verir. Hani belli olmaz. Albayların gerçekten işleri belli olmuyor. Hani ne yapmak istedikleri falan. Bazen veriyorlar, bazen vermiyorlar. Çoğu değişik insanlar zaten. Hani diğer güzel abilerimize falan
şey yapmıyorum şimdi, çok fazla tanıdığım albayisi var zaten. Beni izleyen çok albayisi de var. Hani tanıdıklarım, tanımadıklarım. Yani bu silah ve şarjör ve pardon, bu silah, mermi ve yağı alacaksanız yaklaşık bir 230, 240, 250 lirayı cebinizden çıkarmanız gerekiyor. Ve hani diğer kursklara göre zaten ucuz bir silah. Hani çok pahalı bir fiyatı yok. İşte F-92'ler olsun, diğerleri olsun falan. Aynı fiyata denk geliyor neredeyse. Hani ve aldığı parayı da gerçekten hak ediyor. Hani görünüşü olsun, her şeyi çok güzel bir silah. Burası ne işe yarıyor bilmeyenler vardır belki de. Hani ben bunu hiç bilmeyenler için bu videoyu çekiyorum. Çok belki de bilgi veremiyorum ama yine de kendi açımdan göstermek istiyorum. Şurası, çektiğiniz an burayı bakın şöyle göstereyim. Birazcık geliyor gördüğünüz gibi. Çok fazla çekmek istemiyorum birden çıkar diye. Silahı parçalamak için orayı açtıktan sonra bir parça çıkıyor buradan. Parçayı koyuyorsunuz kenara ve silahı çektiğiniz zaman dağılıyor silah. Yağlama vesaire şeyler için. Şöyle bir daha. Ama şöyle bir sıkıntı oldu. Ben şarjörü yağlamadım ve bir hafta boyunca şarjörü dışarıda tuttum. Şöyle paslanmalar oldu. Yağlamadan gittim. Bursa'ya gittim. Hani farklı bir şehire. Normalde İstanbul Sultan Gazi'de oturuyorum. Öyle bir sıkıntı oldu. Zaten ateşlemiştim ve yağlamamıştım. Dün yağladım. Dediğim gibi arkadaşlar, hani zaten size de söyledim, silahta çok fazla bir bilgim yok, olduğu kadar hani çok fazla bir bilgi veremiyorum sizlere. Ama inşallah size bir şeyler katmışımdır ve bu silahı size göstermişimdir. Amacım sadece silahı tanıtmak değildi. Tamamen YouTube'a yeni bir video olsun diye çektim ben bu videoyu. Hani silahla başlayayım istedim, güzel bir geri dönüş yapayım dedim. Ki bu silahın zaten çoğu yerde, çoğu kanalda tanıtımı var. Yağlaması da var ayrıyetten. Ama ben yağlamasını falan da çekerim. Arkadaşlar bir de bu kutuyu ben gerçekten hiç sevmiyorum. Hani kutusu çok saçma bir kutu gibi geliyor bana. Ve bu yüzden hani farklı bir kutu yapacağım. Ki siz bıçak kutumu biliyorsunuz benim. Hani şöyle göstereyim hemen. Kutuyu bulursam. Gördüğünüz gibi. Hani bu bıçaklar normalde böyle bir kutuda olmaz. Yani böyle bir kutuda olmaz dediğim, hani herkes, bıçak koleksiyonu yapan herkes bıçaklarını güzel bir kutuya koymak ister. Temiz olsun ister ve ben böyle bir kutu hazırlamıştım. Bu kutu gibi de silah öyle bir kutu yapabilirim. Hani kilitli olur belki o kutu falan. Ki zaten bu kutuyu yaparken veya yaptıktan sonra kesinlikle size nasıl yaptığımı falan göstereceğim silah için. Silahı da güzel bir kutu ayarlayacağım. Güzel bir kutu yapmaya çalışacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı kesinlikle unutmayın. Her zaman yorumlarınız benim için çok değerlidir. Her zaman bunu söylüyorum. Like atmayıp abone olmasanız da olur. Ama kesinlikle nokta daha iyi olsa bir yorumunuzu istiyorum sizden. Her zaman yorumlarınız benim için çok önemli. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. En kısa bir zamanda kendinize iyi bakın.